bizim buradaki sıkıntımız resimleri JPEG'den PNG'ye attığımız için oldu. Şuradaki PNG olanları bir seçelim. Ve şuradan buraya atalım. Bakarsak normalde buranın transparan olmuş olması lazım bizim yaptığımıza göre. Ama transparan olmamış. JPEG'den kaydettiğimizde, JPEG'den çevirdiğimizden dolayı büyük bir ihtimal. Ctrl S diyelim. Yine arka planları yok edip Ctrl S. Burada da arka planı yok edelim. Ctrl S. Ve burada da arka planı yok edelim. Ctrl S diyelim. Şimdi bir bakalım ne olacak. Bakarsak şu anda istediğimizi elde ettik. Peki buradaki tile'daki border'ı da kaldıralım. Şuradan scripts'e gidelim tekrar. Buradaki satır sayısını 7'ye çekelim. Resminize göre satır sayısını arttırıp çoğaltabilirsiniz. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Satır sayısı 7 idi. 14 diyelim. Kolon sayısı 8'di. 16 diyelim. Ne oldu? Bunlara da 15'e 15 diyelim. Style CSS'ten tile'ımızda yine 15'e 15 çekelim. Save all diyelim. Bir bakalım etki ne olacak. Bakarsak şimdi burada border'ı geri getirelim. Bir görelim ne yaptık. Ctrl S diyelim. Şimdi tekrar F5 dersek bakarsak border'ları geri getirdiğimizde bu şekilde bir görüntü elde ettik. Yani burada resminizin boyutuna göre genişlik ve yüksekliğini hesaplayarak istediğiniz satır ve kolon sayısını vererek yapabilirsiniz. Şimdi bakarsak bunun hızı nereden geliyor? Değişme hızını bulalım. Değişme hızı set timeout visible hidden demiş. Hıza index. Burada bakarsak şurayı bir 10.000 yapalım. Set interval demiş auto. F5 dersek büyük bir ihtimal bu bizim süremizdi. Ekranda durma süresi büyük bir ihtimal. Bakarsak bu, evet, değişim süresi bu. Bunu biz tekrar 1000'de bir bırakalım. F5 diyelim. Evet, şu anda daha iyi. Peki hareketler nereden geliyor? Onlar acaba burada var mı? Burası 10 demiş. Burayı bir 5 diyelim bakalım ne olacak. Sanki daha hızlı geçti gibi. Peki 100 dersek şu anda bakarsak ekrandan kaybolma süresi değişti. Bunu da şöyle yapalım. Tekrar bunları JPEG haline getirelim. Ctrl S'te geri gidersek daha kolay olacak galiba. Şimdi burayı da şu şekilde deneyelim. Arka planımız yine beyaz olsun. Bakarsak çok yavaş bir geçiş var. Böyle yavaş yavaş bir geçiş. O da nereden geliyormuş? Hemen bakarsak burada set timeout function var. Visibility ve hidden demiş. Görünme ve gizlenme olayı var burada. Bunu da bu şekilde değerler vererek kendinize en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin 50 diyeyim ben. F5 diyeyim. Bakarsak
Yavaş, gayet güzel bir geçişi var. Buradan dediğim gibi kolon sayısını, satır sayısını, yine bu parçaların genişlik ve yüksekliğini bakarsak burada top width 15, top height 15. Daha sonra buradaki background rengi verebilirsiniz. Örneğin bunları biz tekrar PNG'ye getirelim. PNG'ye getirelim. F5 diyelim. Bakarsak yine aynı. Şuradan o zaman şöyle yapalım bir. Background URL'den önce diyez diyelim. Burada tek tırnağın içinde diyez FFF diyelim bir. Şimdi F5 dersek bakarsak buradan da istediğimiz arka planı verebiliriz. Bu şekilde biz bu mozaik slider'ı kendimize göre editleyebiliriz. Mozaik slider'ı burada bırakalım. Şu an için yeterli. Dediğim gibi oklar değişebilir, boyut değişebilir, buradaki border'lar gidebilir. Farklı değişik şeyler yapılabilir. Yani değiştirmek istediğiniz özelliği yine Firebug bu konuda çok yardımcı olacaktır. Örneğin buradan bakarsak slider'ın left 80 demiş, position absolute demiş. Bunları Firebug'da bakarak tek tek kontrol ederek değiştirebilirsiniz.